Herkese merhaba. Bugün Cook Plus isimli mutfak şefimizi tanıtacağım. İlk önce kutumuzu açacağız. Sonra bazı denemeler yapacağız. Hamur, çiğ köfte vesaire. Hepsini göstermiş olacağım. Ben ürünü hepsi burada.com'dan aldım. İndirime girmişti Anneler Günü sebebiyle. 699 liraydı. 2021 Mayıs ayı itibariyle fiyatı bu. Burada kullanım kılavuzu çıktı. Bunu bıraktık. Tamamen açtım. Size de göstermek istiyorum. Bakın. Çırpıcımız ürüne takılı olarak geldi. Burada 5 litrelik bir kasemiz. Şu şekilde çelik paslanmaz. Burada bu toz önleyiciymiş. Bu çırpıcıların arasına takılıyor. Şu şekilde takılıyor. Biraz sonra takacağım. Bunlar da karıştırıcımız. İşte kek karışımı. Hafif karışımlar için. Burada hamur yoğurucumuz. Ekmek hamuru, çiğ köfte vesaire için. Şurada sıçramayı engelleyici kap diye geldi. Şuradaki hazne güzel. Niye güzel? Çünkü bunu böyle taktığımızda hem sıçramayı engelliyor hem de buradan ilave etmek istediğimiz bir şey olursa rahat bir şekilde un vesaire bir şeyi ilave edebiliyoruz. Bu güzel. Şimdi çalıştıralım ve ses testimizi yapalım. Ürünün kullanımı çok kolay. Kaseye şu şekilde takıyoruz. Buraya yuvasını oturttuktan sonra şöyle çevirmemiz gerekiyor. Yerine sabitlememiz gerekiyor. Bakın şu anda sabitlendi. Şu anda sağlam. Şu anda çırpıcıyla test edeceğiz. Zaten şu anda içinde bir hamur vesaire olmadığı için bunun bir önemi yok. Sadece sesi kontrol edeceğiz. Şurada bir mandalı var. Mandalı çevirdikten sonra aşağı indiriyoruz. Tekrar mandalı yerine getiriyoruz. Mandalı yerine getirdik. Şimdi testimize başlayabiliriz. 6 kademeli bir cihaz bu. Bir de pulse seçeneği var. Bu şekilde ekstra bir güç vermek istediğiniz zaman da o kademelerin dışında pulse seçeneğini kullanıyorsunuz. 1 ve 3 arası kademeler yani 1, 2, 3 hamur yoğurucu. 2 ile 4 karıştırıcı. 5 ve 6 da çırpıcı olarak kullanılıyor. Ayrıca pulse seçeneği de çırpıcı olarak, ekstra olarak güçlü bir şekilde karıştırmak istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Şimdi sesi hiç kapatmayacağım. Net olarak ses size gelsin diye. Nasıl bir ses çıkartıyor her kademede onu görelim, duyalım ki ona göre alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz. Birinci kademeden başlıyorum. İkinci kademe. Üçüncü kademe. Ses artmaya başladı. Dördüncü kademe. Hız artınca ses de artıyor. Beşinci kademe. Ve altıncı kademe. Ses bu şekilde. Şimdi pulse seçeneğinin sesini dinleyelim. Bırakınca o kendini bırakıyor zaten. Cihazımızın sesi bu şekilde. Şimdi hamur yoğurarak test edelim. Bakalım sarsıntısı var mı yok mu onu gözlemleyelim. 3 bardak un koydum buraya. 5 litrelik bir kase olduğu için az görünüyor olabilir ama kasemiz bayağı geniş. Bu çok güzel. Şu şekilde kasemizi yerleştiriyoruz. Yerine oturttuktan sonra çevirdik. Yerine oturttuktan sonra çevirdim ve sabitledim. Bir paket maya kullanıyorum. Instant maya. Şimdi yoğurmaya başlamak için mandalı çevirip mekanizmayı aşağı indiriyoruz.
Bu koruma kabımız da dışarıya sıçramasını engelliyordu. Onu da takalım. Yoğurma esnasında su vesaire un katacak olursak buradan katabiliyoruz. 2 bardak su kullanacağım. 1. bardağı şimdi döküyorum. 1, 2 ve 3. seçeneklerin hamur karıştırıcısı olduğunu söylemiştim. Ben 1. kademeden başlıyorum. Hem sesi hem titreşimi görürüz. Bakalım rahatsız edici mi? Onu test etmiş olacağız. Başlıyorum. Şu an 1. kademede çok fazla ses olduğu söylenemez. Fena değil sesi. Bakın buradan rahat bir şekilde suyumu ilave ediyorum. Bu çok güzel bir özellik. Hamuru da göstereyim size. Sanki biraz kenarlarda biriktiriyor. Ona müdahale etmek gerekebilir. Şimdi 2. kademeye alıyorum. Titreşim şu anda hiç yok denecek kadar az. Hatta hiç yok diyebilirim. Şimdi 3'ü alacağım. Bakalım titreşim olacak mı? Evet. Hafiften bir titreşim başladı. Şu an üzerine bir bardak koydum. Bardak rahatça duruyor üstünde. Öyle sarsıcı bir titreşim değil. Ama hafiften bir titreşim var. Sesi biraz arttı. 1, 2, 3. kademeler hamur yoğurmak içindi. Onun için 4, 5, 6'ya almıyorum. Bunu da çıkartacağım. Rahat bir şekilde görelim diye. Çünkü şu an bir sıçrama söz konusu değil. İçinde sıvı bir şey yok. Şu an kenarlardaki hamuru toplamaya başladı. Biraz sonra herhalde tamamen toplayacak diye düşünüyorum. Sona doğru yaklaştık. Kenarları iyice topladı. 3. kademede çalışıyor şu anda. 1'i aldım. 1'i alınca böyle bir ses çıkıyor. Niye bilmiyorum. Hamur yoğurma işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi şöyle bir hamur çıktı elimize. Ele yapışmıyor, güzel. Ben tarifi Oktay Usta'nın kanalından almıştım. Orada 2,5 su bardağı diyordu. Fazla kullandığı için siz 2 kullanın diyordu. 3 bardak una. Ama 2 bardak su da fazla geldi. Aslında kademeli olarak su dökmekte fayda var. Sonuçta hamurumuz oldu. Fena değil. İstediğim gibi mi? Tam istediğim gibi diyemem. Şimdi size haznenin içini göstereceğim, kasenin içini. Etrafında bir şey kalmış mı onu da görelim. Haznenin etrafında kalan bunlar. Yani sıfır toparlamıyor. Böyle bir kalıntı bırakıyor. Son olarak bahsetmek istediğim bir konu var. Başlıkların hepsi metal. Fakat nasıl bir metal bilmiyorum. Kaplama mı? Yani plastik değil. Bunları elde yıkamamız gerektiği söyleniyor. Bir komşumdan da biliyorum. O yıkadığında, makineye attığında bunlar kararmış. Kararmaması için bunları elde yıkamamız gerekiyor. Hamur kabımızın, hamur kasemizin makineye atılmasında bir sakınca yok. Çünkü o tamamen paslanmaz çelikten yapılmış. Ürün performans olarak ve fiyat olarak nasıl derseniz, fiyatına göre performans fena sayılmaz. Biraz ısındı ama KitchenAid gibi, ne bileyim, diğer pahalı markalar gibi, Kenwood gibi markalara baktığınızda 7-8 bin lira yazıyor internette. Bu ürünü ben 700 liraya aldım hepsiburada.com'da. Neredeyse 10 katı daha ucuz. Alınır mı? Alınır. Yani 700 lira sonuçta. 7 bin lira nerede? 700 lira nerede? Aynı işi yapıyor mu? Yapıyor. Alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben kendim şahsen aldım.